Şimdi satsaydık ben geldiğinde 20.000 TL daha fazla kardaydın kardeşim, geçmiş olsun. Sen bizi 180'leri paylaşmazsın ama böyle olur işte. Yeminler etsen bir kez daha, sen yoluna ben yoluma. Senden yatırımcı olmaz. Abi ne öyle dedin şimdi? Evet. Arkadaşlar bundan tam 7 ay önce tam 1 milyon TL'lik bir Bitcoin almıştık. Bu anı ömrüm boyunca unutamayacağım. 1 milyon TL'yi tek tıkla şu anda, bak emin misiniz diyor. Emin misin? Bastım. Gidiyor şu anda ve bak burada BTC'ler dolmaya da başladı. Hatta şu anda hesabımızda sadece 1300 TL kalmış gibi gözüküyor. Ve bu 1 milyon TL'lik Bitcoin'de 3 ay Bitcoin'de bekledik. Ve akabinde 1.2 milyon TL'ye çıkardığımız bu ana parayı 4 aydır da altcoin'lere, belli başlı altcoin'leri dağıtarak beklemede kalmıştık. Polo'muz var, Ripple'ımız var, Neo'muz var ve Ethereum'muz var. Oteldeki yatırdığımız para da 1.2 milyon TL, yani 1.215 bin TL gibi bir şey. Ama biz bunu 1.2 milyon TL olarak düzleyelim. Ben bu süreçte hakikaten zor günler geçirdim. Bazı geceler uykularımın kaçtığı anlar oldu. Gece uykumdan uyanıp az mı coin piyasasını kontrol ettim? Ah o coin piyasası, ah diyorum. Telefonun başında çaresiz bekliyor. Otelde bir 7 ay vakit geçirdik. Bu vaktin sonunda da hepinizin çok merak ettiği o 1.2 milyon TL değerindeki altcoin'ler ne oldu sorusunun cevabını bu videoda sizlere veriyoruz. İlk videoda, yani bundan 7 ay önce çektiğimiz ilk videoda 1 milyon TL'ye Bitcoin aldığımız dönem Bitcoin gerçekten çok hızlı bir yükselişe geçti arkadaşlar ve bizim o dönem karımız 300 bin hatta 500 bin TL'lere kadar geldi. Yani 1 milyon TL'yi 1.5 milyon TL'ye kadar çıkardık. Ama bizim size bir sözümüz vardı. Biz 3 ay sonra Bitcoin'den çıkacağız diye. 3 ay sonrasında da bu Bitcoin'leri sattığımızda elimizde 1.2 milyon TL civarında bir para kaldı. Şimdi ben az önce şunu da söyledim size ama hani 1.5 milyon TL'lere kadar çıktı Bitcoin'imiz diye, ama tabii bu 1 milyon TL'nin 700 bin TL'ye indiği günler de olmadı değil. Yani biz size söz verdik de 3 ay bekledik ama kazandığımızdan çıkmadık. Kaybettiğimizde de bekledik. Yani bu işin zaten doğasında bu var biliyorsunuz. Coin piyasasının en çok gerektirdiği şey sabır. Biz de bu sabrı göstermek durumunda kaldık. Ve totalde 3 ayı doldurduğumuzda 1 milyon TL'lik Bitcoin'imiz 1.2 milyon TL'ye ulaşmıştı. O gün bu coin'leri sattık. Tam 1.2 milyon TL'lik altcoin alıyoruz arkadaşlar. Bitcoin'den kazandığımız paranın tamamını bu sefer altcoin'e basıyoruz. Ve altcoin'lere dağıttık. Belli başlı altcoin'ler şu anda hesabımızda zaten hala bizi bekliyor. Onlar da Ethereum, Ripple, Neo ve Holo'ydu. Bu coin'ler, altcoin'ler belli başlı değerlere ulaştı. Kimisi zarar ettirdi, kimisi bize bazı karlar ettirmiş durumda. Ama tabii biz şimdi burada ne kar ettik, ne kazandık ya da ne kaybettik kısmına geçmeden bunları satmanın onayını bir İbrahim abiden benim almam lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz artık adetten oldu. Abi parayı harcıyorum, abi parayı ne yapayım gibi soruları kendisine sormak için arıyorum. Ben şimdi kendisini arayayım. Soralım bakalım bu parayı ne yapalım. Çünkü ben kârı ortak, zararı da ortaktım ama şu an kâr ettik gibi gözüküyor. Şu kârı ne yapacağız ben bir sorayım. Arıyoruz bakalım. Benim için biraz gergin bir an. Alo. Efendim Ozan'cım. Abi merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Yatırımcılar kuruldu. Bankalardan sonra en çok ödenek sensin. Vallahi biraz öyle oluyor abi, kusura bakma. Zaten hemen anladın herhalde senin neden aradığımı. Geçenlerde bahsetmiştim altcoin'leri satmayı planladığımızı. Büyük gün geldi. Hesap önümde açık. Tamam. Ne durumdayız? Şimdi biliyorsun sen bana bir 1 milyon TL emanet etmişsin. O 1 milyon TL şu anda 1.178 bin TL. Yani abi 180 bin lira yakın bir para ben kazandırdım sana abi. Aslında kazandırmamıştın. O para 1.2 milyon olmuştu. Sonra tekrar altcoin almıştın. Aslında zarar etmişiz. Yani biraz zarar ettik ama ben ana para olarak kendimi övmek istedim abi açıkçası. Kardan zarar diyorsun. Evet, kardan zarar. Peki şöyle kısaca bir hesap yaparsak 7 ayda yaklaşık %15 kar edilmiş. Ve yılısının senin olduğu bir dünyada, çünkü öyle söz vermiştik hatırlarsan. Evet abi. Yaklaşık 75-80 bin liralık bir rakam. Aylık da 10 bin lira gibi rakama denk geliyor. Benim kendi adıma Ozan'cım senden yatırımcı olmaz. Abi ne öyle dedin şimdi? Evet, yani bu parayı yanlışlıkla herhangi bir yere fırlatsam daha fazla kazanırdım, öyle söyleyeyim. Vadeli yatırsam, çimento alsam, demir alsam daha fazla kar ettirirdi. O yüzden sen ana parayı çek, bana ver güzel kardeşim. Üstü tamamen senin olsun, yarısı tamamı senin olsun. Bir daha da benim bunlarla aramazsan çok sevinirim. Tamamı derken 178.694 TL benim mi abi tamamı? Evet, ana paradan üstü tamamen senin. Abi kazanan bence ben oldum şu an ama sen bilirsin yine. Ben mutluyum, bayağı mutluyum. Sağ ol abi. Zamanım bitti. 7 ayda dediğim gibi kendi içerisinde bir başarı ama 7 ay için çok da büyük bir getiri değil bence. Ve şu anki kripto piyasasını da takip eden biri olarak söyleyeyim. Ben mesela şu an satmazdım çünkü trend yukarı yönlü. Bence biraz daha yukarı gidecekti ama sen erken çıkıyorsun. O yüzden kontrol sende. Beni de bu konuda bir daha yatırım anlamında rahatsız etme. Ben seni belki bu 178 bin lira için ararım abi sonra başka bir zaman. Sağ ol, teşekkür ederim. Kesene bereket değil mi abi?
Arkadaşlar bence bu videonun kazananı net benim. Ayaküstü 180 bin lira, 2000 lirayı siz tamamlar mısınız bu arada, hani zahmet olmazsa? 180'e tamamlayalım yani, o kadar. Patron 178 bini verdi. Siz de bir 2000 verin. Bunu 180 bin yapalım düz. Hadi pamuk eller cevabı abi. Çimento alacaksak yapalım. Arkadaşlar ben 180 bin liraya cebe koydum. Ufak bir heyecan var bende. O yüzden bu heyecandan dolayı hızlıca bitirmek istiyorum. Şimdi ben satış emirlerini doğrudan market fiyatı üzerinden vereceğim. Biraz yüksek bir komisyon ödeyeceğim. Hatta belki de biraz kardan da zarar edecek olabilirim. Ben şöyle Ethereum'la bir başlayayım. Biz bundan 4 ay önce Ethereum'a tam 304.635 TL basmıştık arkadaşlar. Bir bakalım şimdi Ethereum ne alemde, ne olmuş, ne bitmiş diye. Şuradan hemen bütün Ethereum'u sat dediğimde, %100'e getirdiğimde totalde şu anda satarsam, satış emri verirsem şu anki kurdan diyeyim, 447.031 TL. Yani burada ciddi bir kar var arkadaşlar. Ethereum'dan tam 142.000-143.000 bandında böyle bir para kazanmışız. Hemen satış emrimizi verelim. Bu para bir hesabımıza geçsin. Şöyle evet diyorum. Hemen zaten sağda çıktı, satışlarınız tamamlandı diye. Ethereum hesabımızdan gitmiş oldu. Devam edelim Ripple'la. Hemen şuradan Ripple'a geçiyorum. Ripple'a da 4 ay önce tam 305.661 TL basmışız. Şöyle Ripple ekranına gittim. Sat bölümündeyim zaten. %100 diyorum yine. Şimdi burada sıkıntı var işte. Ripple'ı şu anki durumda sattığımızda 291.554 TL hesabımıza geçecek. Kabataslak baktığımda da 15.000 TL bandında bir zararımız bulunuyor Ripple'dan, ama biz yine bunu yine satış emrini hemen veriyoruz. Satış emrini ver dedim. Emir girildi ve satışlar yapıldı. Ve sırada Neo var. Neo'ya da 304.262 TL basmışız bundan 4 ay önce. Şöyle Neo ekranına gidiyorum. Neo'da da bayağı aslında kaybetmişiz. Çünkü şu andaki durumda sattığımızda 190.565 TL'lik bir para geçecek hesabımıza. Buradaki zararımıza da baktığımda 115.000 TL bandında bir zarar var arkadaşlar. Ama dediğim gibi biz bunu da satıyoruz. Emrimizi girdik ve o doğrudan satıldı şu an. Ve son olarak elimizde Holo kaldı. Holo'ya da 303.999 TL basmışız. Holo'yu da kontrol edelim. Holo ne aleme gelmiş. Holo'yu da bugün sattığımızda 253.257 TL hesabımıza geçecek. Aslına bakarsanız Ethereum dışındaki tüm altcoin'lerde zarar etmişiz. Benim şu an mutsuz olmam lazım. Ama ben mutluyum. Çünkü neden? 180.000 TL kazandım. O yüzden yüzüm gülüyor arkadaşlar. Şunu da satış emrini verelim. Sonra bir özet geçelim duruma. Bir de cüzdana bakalım istiyorum. Satış doğrudan tamamlandı. Şuradan cüzdana doğru ben gitmek istiyorum. Holo'dan da totalde 50.000 TL bir zararımız olmuştu. Ancak tabii total bizim elimizdeki şu an cüzdana baktığımızda 1.178.936 TL paramız var arkadaşlar. Şimdi gelelim sepet yapmanın özelliğine ve sepet yapmanın önemine. Özellikle coin piyasasındaki arkadaşlarımın çoğu şunu biliyordur. Bilmeyenler için de buradan bir ufak uyarı yapmış olalım. Biz biliyorsunuz 4 farklı altcoin'e bu parayı dağıtmıştık. Eğer tek bir altcoin alsaydık, mesela şu anda deneyimle birlikte bunu görüyoruz, çok yüksek ihtimalle müthiş bir zarar edecektik. Ama biz sepet yaparak belli başlı altcoin'leri satın alarak burada diğer 3 altcoin'imize ettirdiği zararı Ethereum'un yükselmesiyle kapatmış olduk. Ama tabii ki burada olay rüzgar tam tersine de esebilirdi. Biz hepsinden de çok büyük bir zarar edebilirdik. Dolayısıyla bu videoda duyduğunuz ya da gördüğünüz hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Onu da tekrardan diğer videolarda söylediğim gibi burada da söylemiş olayım. Arkadaşlar yine bu video serisinin klasikleşen olaylarından bir tanesi Lütfi ile 1 milyon TL'lik fotoğraflarımız. Tabii ben bu parayı çekeceğim. Abi sen bir yavaştan gel istersen. Şu hesaptaki parayla yine bir fotoğrafımızı çekilelim. Koyalım abi. Biz bir fotoğraf çekelim de sana kötü bir haberim var. Ne gibi? Bak sen gül oraya. Biz 80 bin lira kazandım abi. Tamam, sen bir Ethereum'a baksana o zaman. Sen balina mısın o zaman? Şu biz sattıktan sonra mı oldu gerçekten, yoksa her dışı görüyor? Şimdi satsaydık ben geldiğinde 20.000 TL daha fazla kardaydın kardeşim, geçmiş olsun. Sen bize 180 lira paylaşmazsın ama böyle olur işte. Yeminler etsen bir kez daha sen yoluna. Bana bir kal geldi. Adam da bütün karı bana vermişken hiç olmadı yani. Arkadaşlar 20.000 lira kaybettik hızlıca bozarak. Diğer altcoin'lerin hepsine zarar ettik. Ama ben yine de çok mutluyum. Çünkü bugün hiç beklemediğim bir para. Hatta bir yerden falan çıksa bu kadar sevinirim anca. 180.000 TL para kazandım. Yani benim için yine de her şey çok yolunda gibi Lütfi. Fotoğrafımızı da çekildik. Şu parayı da bir çekelim. Ben kendi paramı burada bırakacağım. Ama önemli olan İbrahim abinin parası. Hesabınıza geçecek tutar 997.997 TL diyor. Bir 3 lira şey yap.
yaparsanız İbrahim abiye ben. Bonkör davrandı, biz 3 liranın lafını yapmayalım. Transferi de onaylaya basayım şöyle. Kodumuzu da girdik. Onay mailimiz de gitti. Maili de onaylarız. Hesaba parayı göndeririz. Hatta benden şu an zaten para gitmiş. Benim param hesapta duruyor arkadaşlar. 180 bin lira. Dönelim ilk videoya. 7 ay önce çektiğimiz ilk Bitcoin içeriğinde 1 milyon TL Bitcoin'e bastıktan sonra bir de şöyle bir varsayımda bulunmuştuk sizlerle birlikte. Biz bunun tamamıyla altın alsak kaç kilo altın eder diye. Yaklaşık 2,5 kilo altın ediyordu o tarihte. Ve 1 milyon TL 2,5 kilo altın alabiliyorduk. Eğer bugün 1 milyon TL'lik Bitcoin yerine altın alsaydık biz 2,4 kilo, yani yaklaşık 2,5 kiloya varan bir de altınımız olabilirdi. Ama biz 2,71 Bitcoin almayı tercih etmiş olduk. Eğer o gün altın almış olsaydık bugün o 2,5 kilo altın 1,2 milyon TL yapıyordu arkadaşlar yaklaşık. Yani aslına bakarsanız bu yaptığımız tüm işlemlerden biraz daha fazla kazandırıyordu. Ama ben yine de 180 bin lirama bakarım diyorum. Şimdi ben 180 bini kazandım deyip durdum ama hani telefonda bayağı zaten biliyorsunuz fırçamı yedim. Muhtemelen bu videodan sonra da bir şeyler daha duyarım ben. O yüzden arkadaşlar sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ben bu 180 bin lirayla öyle ne yapmamı isterseniz yorumlara yazın lütfen. Bana bir yol gösterirseniz çok mutlu olurum. Ve tabii bu ve bunun gibi deneyim videolarında gelmeyi istiyorsanız yorumlara yazmayı, bu videoda beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.